Teknomap'ten herkese merhaba. Bu videomuzda Xiaomi'nin fotoselli gece lambasının kutu açılımını ve incelemesini yapıyoruz. Bu ürün Xiaomi'nin fotoselli bir gece lambası. Yani karanlık ortamlarda hareket algıladığı zaman otomatik olarak devreye girip ortamı aydınlatan bir ürünü. Mıknatızlı bir mekanizması var. Bu şekilde kendi ekseninde farklı açılarla da kullanılabilmesi mümkün. Bir önceki incelediğimiz Xiaomi'nin potaselli gece lambasından farklı olarak burada mıknatıslı bu yapı geliştirilmiş. Boyut itibariyle de bir öncekinden biraz daha ufak diyebilirim. Bunu videomuzun ilerleyen bölümlerinde de karşılaştırarak göstermeye çalışacağım. Şimdi kutu açılımımızı yaparak incelememize devam edelim. kutudan kullanıcı kitapçıkları ve ürünün kendisi çıkıyor. Bu alttaki tutacak kısmı mıknatıslı. Ve bu şekilde farklı açılarla lambayı konumlandırabilmesini sağlıyor. Oldukça kuvvetli bir mıknatısı var. Oldukça ufak bir yapısı var. Pil koymak için cihazı çeviriyoruz. Ve bu bölümden pilini yerleştiriyoruz. 3 adet kalem pille çalışıyor. Şu anda gündüz ortamında olduğumuz için ışık şiddetini çok anlayamıyoruz. Fakat iki kademeli ışık modu var. Yani şuradaki switch ile ışık kademesini arttırabiliyoruz. Düşük ışık ve yüksek ışık modu var. İki tane mod bulunuyor bu şekilde. Şu anda ortam aydınlık olduğu için otomatikman devreye girerek ortam aydınlatmıyor. Akşamleyin yapacağımız testlerde ışık şiddetini daha iyi göstermeye çalışacağım. Pil taktığımız zaman biraz daha ağırlaştı ve buna rağmen sallamama rağmen düşmüyor. Yani oldukça kuvvetli bir mıknatıslı mekanizması var. Buradaki mıknatıslı mekanizmayı şuradaki jelatini sökerek istersek bir yere yapıştırıp örneğin tavana ya da duvara yapıştırıp oradan da bu şekilde mıknatıslı mekanizma üzerinden kullanabilmemiz mümkün. Şimdi hemen bir önceki versiyonla bir karşılaştıralım. Bu salimde tuttuğum ürünün bir önceki modeli. Bu model daha büyük açıkçası. Bir önceki model biraz daha büyük. onda mıknatıslı bu şekilde bir mekanizma bulunmuyordu. Direkt kendi tutacağıyla, kendi yapışkanlı tutacağıyla herhangi bir yere yapıştırabiliyordunuz ya da asabiliyordunuz. Bu modelde mıknatıslı mekanizma olduğu için sanırım boyutu biraz daha ufak tutmuşlar. Çünkü boyut büyüdüğü zaman sanırım buradaki mıknatıslı mekanizma yeterli gelmeyecek diye düşünülmüş. Akşamleyin karanlık ortamda test ederek ışık şiddetinde sizlerle videonun ilerleyen bölümünde paylaşıyor olacağım. Şimdi lambaya sıfır piller takarak karanlık ortamda test edelim. Uzun süre dayanması için kaliteli piller kullanmakta fayda var. İki çeşit modu var demiştik. Bir tanesi düşük bir tanesi yüksek. Yüksek modda bir deneyelim ve ortamı ne kadar aydınlattığını size göstermeye çalışalım. Lamba hareket sensörlü şu anda bir 5 metre önümüzde. Şimdi yaklaşacağız ve hareket sensörünü test etmeye çalışacağız. Evet yaklaştığımız zaman hareket sensörlerini devreye girdi. Ve bu şekilde lamba otomatik olarak yandı. Etrafındaki nesneleri çok rahat bir şekilde aydınlatıyor. Tabii ki bir elektrikli lamba gibi yüksek ışık beklemek zaten doğru olmaz. Gece lambası olduğunu düşünürsek çok rahat bir şekilde işimizi görecektir diye düşünüyorum. Belirli bir süre hareket algılamazsa da bu şekilde otomatik olarak kapanıyor. Şu anda düşük ışık modunda. Bu modda haliyle ortamı daha az aydınlatıyor. Fakat bu modda daha uzun bir pil ömrü vaat ediyor. Yine aynı şekilde otomatik olarak kapanıyor. Yaklaştığımız zaman yani hareket algıladığı zaman otomatikman devreye giriyor. Şu anda da bir önceki modelin maksimum güç seviyesinde test ediyoruz. Bir önceki modelde hareket algılamadığı zaman otomatik olarak kapanıyor. Şimdi yaklaşalım. Kapsama alanına girdiğimiz zaman otomatik aktive oldu. Evet, bir önceki modelde bu şekilde bir aydınlatma sunuyor. Şu anda daha karanlık bir ortamdayız, koridordayız. Bu şekilde maksimum güç seviyesindeyken bir test edeceğiz. Evet yaklaşır yaklaşmaz yani hareket alanına girdiğimiz zaman otomatikman devreye girdi. Koridoru rahatlıkla görebiliyoruz, seçebiliyoruz. Bir gece lambası için yine yeterli düzeyde olduğunu söyleyebilirim. Evet genel olarak değerlendirecek olursak düz bir zeminde kullanacaksanız yani düz bir zemine standını yapıştırarak kullanacaksanız kullanışlı bir ürün. Fakat tavana, duvara ya da bizim yaptığımız gibi fayansa yapıştırarak kullanmayı düşünüyorsanız ne yazık ki standının yapışkanı çok sağlam olmadığı için yerinden oynayarak düşüyor. Bizim yaptığımız iki testte de lambayla birlikte yere düştü. Lambanın malzeme kalitesi sağlam olduğu için lambaya herhangi bir zarar vermedi. Yani çatlak ya da kırık oluşmadı. Hele ki tavana monte edip tavandan düştüğünü varsayarsak gerçekten ciddi sonuçlar doğurabilir. Lambanın kırılması bir yana Allah korusun çoluğumuzun çocuğumuzun yaralanmasına bile sebebiyet verebilir. Bu anlamda tavanda duvarda kullanılabilecek bir ürün değil. Fakat Belirttiğim gibi şayet düz bir zeminde kullanacaksanız kullanılabilir. Sormak istediğiniz sorular veya da yorumlarınız olursa lütfen aşağıda belirtin. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.